Washington'daki liderler zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlediği basın toplantısında zirvede verdiği mesajları paylaştı. En önemli gündem maddesi şüphesiz Gazze'deki İsrail katliamı. Bölgede kalıcı barış için garantörlük yapmaya hazırız dedi Cumhurbaşkanı. Suriye ile normalleşme sürecine dair de önemli açıklamaları vardı. Ardından da sözü Rusya-Ukrayna savaşına getirdi. Adil bir barışın kaybedeni olmaz sözleriyle. Anlamlı bir çağrıda bulundu ve çok merak edilen bir diğer konu da F-16 meselesi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüştüğünü, sürecin olumlu ilerlediğini söyledi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada da manşet olan konuşması. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süre giden mezalime dikkat çekti. İsrail, Filistin meselesine kalıcı çözüm getirmeden küresel barış ve istikrardan bahsedilemeyeceğinin altını çizdi. NATO zirvesinden dünyaya böyle seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i sert sözlerle eleştirirken bir kez daha Gazze'de kalıcı barış dedi. Karşımızda savaş hukuku dahil hiçbir hukuk, nizam, değer ve sınır tanımayan gözü dönmüş bir yapı vardır. Garantörlük dahil her türlü inisiyatifi almaya hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Erdoğan NATO müttefiklerine çağrıda bulunurken İsrail'e NATO'nun kapılarını da kapadı. Buradan tüm müttefiklerimizi Netanyahu yönetimi üzerindeki baskılarını artırmaya çağırıyorum. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Sözü terörle mücadeleye getirdi. DAEŞ'ı bozguna uğratan tek ülkeyiz dedi. Dayanışma bekliyoruz diye devam etti. Bazı müttefiklerimizin bilhassa terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, YPG ile kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu hatalı politikalardan vazgeçilmesi çağrımı burada tekrarlıyorum. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin önemli başlıklarından biriydi. İstanbul süreciyle başlattığımız, Karadeniz girişimiyle taşlandırdığımız temaslara yeniden başlanması ve diplomasiye şans tanınması en samimi arzumuzdur. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Kritik mesajlar verdiği basın toplantısında Erdoğan'a Suriye ile ilişkiler de soruldu. Cumhurbaşkanı yeni süreç sinyali verdi. Sayın Esed'e ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım çağrımı 2 hafta önce yaptım. İnşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz. Erdoğan F-16 alımıyla ilgili gelinen son noktayı da paylaştı. Sayın Biden'la tekrar konuştum. 3-4 hafta içerisinde ben bu problemi çözeceğim dedi. 2026 NATO zirvesinin adresi için de ipucu verdi. Şu anda arkadaşlar henüz hangi şehir olduğu noktasında bir kararımız yok. Büyük ihtimalle İstanbul'a yakışır. Erdoğan zirve kapsamında dünya liderleriyle de bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden'la sohbeti böyle yansıdı kameralara. Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da görüştü. Türkiye ile Fransa ilişkilerinin her alanda artırılmasının önemine dikkat çekti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la da bir araya geldi. Erdoğan'ın görüştüğü bir başka isim de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski oldu. Zelenski'ye bir kez daha Türkiye'nin barışın temini yolunda arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu söyledi. NATO zirvesinde herkesin gözü tabii seçimler öncesi adaylıkta ısrar eden Amerikan Başkanı Biden'daydı. Sağlığım yerinde mesajı vermek isteyen başkan gaf üstüne gaf yaptı. Ancak tüm bunlara rağmen adaylıktan da geri adım atmıyor diyorsunuz. Europe, Asia. NATO liderler zirvesine yine Biden damga vurdu ve yine gafları konuşuldu. Uygun olmasaydı başkan yardımcım Trump'ı hiç seçmezdim. Yardımcısı Kamala Harris'e yanlışlıkla Trump dedi. Ancak gafları bununla sınırlı değildi. Hanımlar beyler, karşınızda Başkan Putin. Başkan Putin.
O Putin'i yenecek biri. Putin'i yenmeye fazla odaklandım. Başkan Zelenski'den bahsediyorum. Ben Putin'den daha iyiyim. Kesinlikle öylesin. Zelenski bile bu karmaşaya sessiz kalmadı. Ancak Biden iyi olduğu konusunda ısrarcıydı. Zelenski hakkında konuşurken yanlışlıkla Putin demiş olabilirim. Ama yine de uzun zamandır katıldığım en başarılı konferansın bu olduğunu düşünüyorum. Trump başkan olabilmek için yeterli biri değil. Başkanlık yarışında en yetkin aday benim. Biden sağlığı konusundaki endişelere rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini vurguladı. Üç önemli test yaptırdım. İyi durumda olduğumu söylediler. Siz Trump'a kendi testlerini sorun. Ne yaparsam yapayım insanları tatmin edemiyorum.